Arkadaşlar merhabalar. Logaritma konusunu 3 parçada anlattım. Bir de test çözdüm. Şimdi ben logaritma tekrarı yapacağım. O yüzden konuyu izlemediyseniz ya da eksikleriniz olduğunu düşünüyorsanız lütfen önce oynatma listesinden logaritma konu anlatımını izleyin. 3 parçada olanı. Sonra soru çözümüne bakın. Ondan sonra bu teste geçin. Burada çünkü yorum yapacağız artık. İlk soruyla başlıyorum bakın. Taban verilmiş bize. Logaritma 3 tabanında 48. Diğer tabanda 4 verilmiş. Logaritma 4 tabanında 12. Bize verilen taban 3, sorulan taban 4. Biz sorulan tabanı her zaman verilen taban cinsinden yazmaya çalışıyoruz ilk etapta arkadaşlar. Yine öyle yapacağım. Bakın şimdi şunu söyleyeceğiz yani. Logaritma 3 tabanında 12 bölü logaritma 3 tabanında 4 diye yazdım verilen taban cinsinden. Bir de verilen tabana bir bakalım. Logaritma 3 tabanında 48 şöyle ayrılır. Logaritma 3 tabanında 3 artı logaritma 3 tabanında 16. Burası zaten 1'dir. 1 artı log 3 16'yı da log 3 4'ün karesi olarak yazayım. 2 log 3 4. Neden? Çünkü log 3 16 log 3 4'ün karesi üst başa geliyordu arkadaşlar. Eşittir a artı b bölü a eksi b. Buradan 2 tabanında logaritma 3 tabanında 4 eşittir. A artı B bölü A eksi B eksi 1 payda eşitlediğimde A artı B eksi A artı B bölü A eksi B. Böylece A'lar gitti. 2B bölü A eksi B. Dikkat ederseniz bu 2 logaritma 3 tabanında 4'tü. Her iki tarafı 2'ye bölünce o zaman demek ki B bölü A eksi B'ymiş logaritma 3 tabanında 4. Bunun bana faydası ne olacak peki? Bakın şimdi logaritma 3 tabanında 12, logaritma 3 tabanında 4 yazdığım için burası logaritma 3 tabanında 3 artı logaritma 3 tabanında 4'tür. Aşağısı zaten logaritma 3 tabanında 4. Artık ben logaritma 3 tabanında 4 gördüğüm yere ne yazacağım demek ki? B bölü A eksi B. 1 artı B bölü A eksi B bölü B bölü A eksi B. Payda eşitlersek A eksi B artı B bölü A eksi B aşağısı da B bölü A eksi B. A eksi B'ler gider, B'ler gider. A bölü B geldi ilk sorunun cevabı. Cinsinden soruları gerçekten önemli arkadaşlar. Biraz da zorlandığınızı biliyorum. İlk söylediğim yönteme göre yani sorulanı verilen cinsinden yapacağız şeklinde başlarsanız biraz daha rahatlarsınız. Gelelim ikinci soruya. A üzeri logaritma 5 tabanında x, aşağısı da logaritma a bizden x'i istiyor. Hemen dikkat edeceğimiz şey logaritmada tabii ki kuralları çok iyi bilmeliyiz. Eğer bir logaritma sorusunda logaritma a tabanında a x, logaritma a tabanında b varsa bunlar gider. Logaritma b tabanında x'e dönüşür. Bu kuralı hatırlayalım. Buna göre yapacağız şimdi soruyu arkadaşlar. Bakalım. Logaritma şurası a, burası log 5 kök x ya bunlar gider. Logaritma a tabanında logaritma 5. dereceden kök x olur. Gördünüz mü? Önce bir şunlardan kurtulduk. Artık o zaman soru da a üzeri logaritma a tabanında log 5. dereceden kök x'e dönüşür. Bu arada yine kural a üzeri log a demek şu a ve log a'nın birbirini götürmesi demektir. Böylece logaritma 5 kök x daha doğrusu 5. dereceden kök x eşittir 5. Logaritma yazılmayan taban 10'dur. 5. dereceden kök x 10 üzeri 5. Her iki tarafın 5. kuvvetini alırsak böylece x eşittir 10 üzeri 25 geldi arkadaşlar. İki soruda da bakın kural kullanıyoruz. Diğer sorularda da böyle olacak. O yüzden kuralları kesin bilmeniz lazım logaritmada. Yorumla çıkartamazsınız. Kuralı bilecekseniz onun üzerine yorum yapacaksınız. Üçüncü soru. Logaritma AB tabanında A 2 verilmiş. Logaritma B tabanında A ifadesi soruluyor arkadaşlar. Hiç özel bir şey düşünmeyelim bu soruda. Hemen log öbür tarafa normal taban olarak geçer. AB'nin karesi eşittir A diyelim. Böylece A kare B kare eşittir A olur. Haliyle arkadaşlar A
Her iki tarafı a'ya bölersek ve b kareye bölersek a b üzeri eksi 2 olacaktır. Ne yaptım? Bakın önce a çarpı b kare eşittir 1 oldu. Sonra a eşittir 1 bölü b kare. Onu da böyle yazmış oldum. Bundan sonra artık a gördüğüm yere b üzeri eksi 2 yazacağım. Logaritma b tabanında b üzeri eksi 2. Log bb gidecek. Cevap da eksi 2 olacak. Çok da sıkıntılı bir soru olmadı bu. Log 3x, log 2x çarpımları log 3 2'ymiş. Eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır? Bazen bu soruları arkadaşlar deneyerek yapıyorsunuz siz ama burada toplamlarını sormuş. ÖSYM'de mümkün olduğunca kaç değer alır veya bu değerleri bulunuz demiyor. Toplamlarını, çarpımlarını soruyor ki deneme yanılma yöntemiyle bulsan bir tanesini bulursun, bir tanesini unutursun diye. Düzgünce biz denklemle çözelim bunu. Bakın log 2x'i yalnız bırakıyorum. Her iki tarafı log 3x'e bölerek. Böylece bakın ne oldu sol taraf? Log 2x sağ tarafta log 3x'i log 3x'e bölmüş olduk. Eğer tabanları aynıysa bunları silip direkt log x tabanında 2 yazabilirim. Artık logaritma 2 tabanında x eşittir. Logaritma x tabanında 2 oldu. Buradan tahminen görebilirsiniz mevzuyu ama ben yine de denkleme bağlayacağım. Buna t diyeceğim. Buna da 1 bölü t. Çünkü tabanlar yer değiştirirse aslında bunlar ters çevrilmiş oluyordu. Böylece t eşittir 1 bölü t. Yani t kare eşittir 1. Buradan t ya 1'dir ya da eksi 1'dir. O zaman t dediğim log 2 tabanında x'ti. Buradan x 2 olur. Logaritma 2 tabanında x eksi 1 ise x buradan 1 bölü 2 olur. Toplamları da 5 bölü 2 geldi. Bir grafik sorusu. Yukarıdaki şekilde fx eşittir log 3 tabanında x fonksiyonu ve tersinin grafiği verilmiştir. Buna göre alan ABC kaç birim karedir demiş. Gayet rahat bir soru aslında arkadaşlar. Şimdi logaritma 3 tabanında x'in tersi nedir? Y dersek x'i yalnız bırakmak için log 3'ü öbür tarafa 3 olarak alırım. X eşittir 3 üzeri y. Yani logaritma 3 tabanında x'in tersi 3 üzeri x'tir arkadaşlar. Zaten aslında ilk üstel fonksiyondan logaritmaya geçişte bunu veriyoruz. Buna göre artık birisi log 3x, öbürü de 3 üzeri x. Sayı verelim. Bakın logaritma 3 tabanında x ne zaman 0 olur? 1 verdiğimizde. X eksenini 1'de kesiyor bakın. Log 3 1 0'dır. Sonra x'e 0 verdiğimiz zaman 3 üzeri 0 ne olur? 1. O zaman burası da 1 oldu. Artık dikkat edin. 1 A noktasında kaça karşılık gelir? 3 üzeri 1'den 3'e. Burada da ne verirsem 1 olur. X'e 3. Gördüğünüz gibi hakikaten log 3 3 1'dir. Bu şekilde analitik düzlemde koordinatlara da dikkat etmek lazım. Artık 3 1 burası 2 birim. Yine 3 1 bu dik üçgenin diğer kenarı da 2 birim. 2 çarpı 2 bölü 2'den üçgenin alanı 2 geldi. Koordinatlara, noktalara dikkat edin. Bu soru o yüzden basit ama önemliydi bence. X eksi 10'un mutlak değeri log 2 x eksi 3 eşittir 2 çarpı x eksi 10. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Güzel bir denklem sorusu. Bir kere zaten x'e 10 verirsek ilk kökü bulmuş oluruz. Çünkü her iki tarafı da ne yapar bakın? 0 eşittir 0. Birinci kökü bulduk. Bundan sonra mutlak değer olduğu için şuna dikkat edelim. Bu mutlak x eksi 10, bu normal x eksi 10. O zaman şunu söyleyeceğiz. 1 x büyük eşit 10 için olduğu gibi çıkar. Hatta büyük eşit 10 demeyelim, büyüktür 10 diyelim. Çünkü x eşittir 10 dedik zaten. O zaman yine 0 olma durumunu düşünürüz. X 10'dan büyük değerler için olduğu gibi çıkar sol taraf. Log 2 x eksi 3 eşittir 2 çarpı x eksi 10. Bunlar böylece gider. Logaritma 2 tabanında x eksi 3 neye eşit olur? 2'ye. Buradan da x eksi 3 neye eşit olur? 4'e. X ne gelir? 7. Ama arkadaşlar ne vermiştik kuralı? X büyüktür 10. Ama ne geldi cevap? X eşittir 7. O zaman çözüm doğru ama kök gelmez. X eşittir 7 10'dan küçüktür çünkü. İkinci durumda x 10'dan küçük olursa sol taraf eksiyle çarpılarak çıkar. Log 2 x eksi 3 aynen duracak. Eşittir 2 çarpı x eksi 10'dan. Bunlar sadeleşir. Artık logaritma 2 tabanında x eksi 3 eksi 2'ye eşit olur. Böylece x eksi 3 1 bölü 4 olur. Öbür tarafa artarsak 3 artı 1 bölü 4'ten de 13 bölü 4 gelir. 2 kökümüz var. 13 bölü 4 ve 10.
Diğer soru, logaritma 3 tabanında x'in karesi eksi logaritma 9 tabanında x üzeri 4 küçüktür 3 eşitsizliğini sağlayan en büyük x tam sayısı kaçtır? Logaritma 3 tabanında x, burada a verelim arkadaşlar. Çünkü şunu gördüm, logaritma 3 kare x üzeri 4. O zaman bu şöyle olacaktır. 2, 1 bölü 2 olarak çevrilir. 4, başa olduğu gibi gelir. Log 3 x olur. Böylece 2 logaritma 3 tabanında x olur. Bu da 2a olur. Böylece a kare eksi 2a eksi 3 küçüktür 0. Çarpanların ayrılıyor. Haliyle arkadaşlar ne olacak? Eksi 1'e 3. Artı, eksi, artı. Dolayısıyla logaritma 3 tabanında x 3'e eşit olamayacak. Çünkü eşitlik yok. 3'ten küçük olması lazım. O zaman alabileceği en büyük değer 27'den küçük. Demek ki 26'ymış. Log a abc eksi 2. Log bc a bölü bc eşitliğini sağlayan abc için logaritma kök bc a kare ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Logaritma a tabanında abc'yi şöyle bir yazalım. Log a artı log a bc arkadaşlar. Çarpımı bakın bu toplam haline getirdim. Eksi 2 log bc a eksi log bc bc. Böylece bölülüğü de eksi haline getirdik. Burada log a 1, log a bc'ye x demek istiyorum. Eksi 2 log bca tabanlar yer değiştirmiş. O zaman birbirinin çarpmaya göre terstir. 1 bölü x eksi 1. Böylece x eksi 1 bölü x eşittir 0 geldi. Sabitler birbirini götürdü çünkü. Böylece arkadaşlar x kare eksi 1 eşittir 0. X ya 1 ya da eksi 1. X dediğimiz zaten neydi? Logaritma a tabanında bc. 1'e eşitse a bc'ye eşit olabilir. Ya da a 1 bölü bc'ye eşit olabilir. Eksi 1 ise. Buna göre şöyle rengi değiştireyim, işlem yapayım. Şurada yerine yazıyorum. Logaritma bc gördüğüm yere a yazıyorum. Kök a kare. Kök a dediğim aslında 1 bölü 2. kuvvettir. 1 bölü 2 ters çevrilir. Başa nasıl gelir? 2 olarak gelir. Neden? A üzeri 1 bölü 2. Eğer tabanın üstüyse ters çeviriyorduk. Unutmayın. Normal sayının üstüyse olduğu gibi başa getiriyoruz. Log a. Bunlar gitti. Cevap 4 olabilir. O zaman hiç eksiği denemeyelim. 10 üzeri logaritma 2 tabanında x eşittir 200 denklemini sağlayan x sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım şimdi burada 10 üzeri logaritma 2 tabanında x 200 demiş. Yapalım. 10 üzeri logaritma 2 tabanında x 2 çarpı 10 üzeri 2'dir arkadaşlar. O zaman şöyle bir şey söyleyebilirim. 10 logaritma 2 tabanında x eşittir. Her iki tarafı 100'e bölerim. Eşittir 2 olur. Bu da ne demektir? 10 üzeri logaritma 2 tabanında x eksi 2. Çünkü 10 üzeri 2'dir bakın bu. 2 oldu. Artık 10'u öbür tarafa atarım. Logaritma 2 tabanında x eksi 2 eşittir. Log 10 tabanında 2 yani log 2 olur. Log 2 x eşittir. 2 artı log 2 olur. Artık log 2 de buraya 2 olarak geçer. 2 üzeri 2 artı log 2 olur. Bu şekilde x'i bulmuş olduk. Yalnız bırakana kadar bakın işlemleri yaptım. 2 üzeri 2 artı log 2 geldi. Bunu bir de size öğrettiğimiz bir ezber yol vardı. Oradan çözeyim. Her iki tarafta 10 tabanına benzediği için arkadaşlar her iki tarafın logunu alıyorum. Log 10 tabanını alıyorum bir nevi. Böyle bakın. Böylece log 10 üzeri log 2x eşittir. Log 2 yüzde log 2 artı log 100 nedir? 2'dir. Böyle olur. Log 10 tabanında 10 olduğu için bunlar birbirini götürür. Logaritma 2 tabanında x eşittir. Logaritma 2 artı 2 yani bu yazılmaz da logaritma 10 tabanında 2 bir nevi malum. Böylece arkadaşlar onu sileyim artık gördünüz. Bundan sonra log 2 x log 2 artı 2 olduğu için log 2 öbür tarafa 2 olarak geçer. X eşittir 2 üzeri log 2 artı 2 oldu. Yine bakın
Bu şekilde cevabı bulmuş olduk. Daha kısa geldi. İkisini de bilmenizde fayda var. Hangisi denk gelirse, hangisi aklınıza gelirse o an soruda onu kullanırsınız. Log A, B, A, log C, A, B ve log A, B 1 bölü B eşitliği verilmiş. C'nin A ve B türünden değerini soruyor bize. Direkt toplama çıkarma işlemi yapalım. Bunu öbür tarafa atalım. Logaritma A, B, A eksi logaritma A, B 1 bölü B eşittir. Logaritma C tabanında A, B. Bu arada 1 bölü B ne demektir? Eksi log A, B, B'dir. Çünkü B üzeri eksi 1. Eksi 1 de başa eksi olarak geçer. Bir de önünde eksi var. Artı oldu. Logaritma A, B, A. Logaritma A, B, B. Bu da çarpım halinde logaritma A, B, A, B'dir. Logaritma C, A, B artık neye eşit oldu? 1'e. Buradan da C üzeri 1 eşittir A, B'den. C eşittir A, B gelmiş oldu soru. Logaritma 3 tabanında 5. Logaritma 11 tabanında X eşittir. Logaritma 3 tabanında 5 artı. Logaritma 11 tabanında 5 verilmiş. Bizden x'i istiyor. Şimdi logaritma 11 tabanında x'i bir yalnız bırakalım. Çünkü ilk etapta bunlar böyle çok birbirine yakın şeyler. Hemen işlemi yapacağız gibi görünüyor ama sıkıntı çıkarabilir. Her iki tarafı böyle log 3 5'e böldüm. Log 11x olarak duruyor. Log 3 5'i log 3 5'e bölersek zaten 1. Artı log 11 tabanında 5 bölü log 3 tabanında 5. Hemen burada da bir şöyle hamle yapayım. Logaritma 11 tabanında 5 dursun. Logaritma 3 tabanında 5'i ters çevirirsek logaritma 5 tabanında 3 olur. Doğru mu? Neydi çünkü? Log A B 1 bölü log B idi. Log B A'ydı. Dolayısıyla 5'ler aynı birbirini götürdü. Logaritma 11 tabanında 3 oldu. Taban ve sayı aynıysa birbirini götürüyordu çarpma işleminde. Böylece log 11 3'ü de log 11 3 artı log 11 11 diye yazarsak aslında bu log 11 tabanında 33 oldu. Sol tarafta ne var? Logaritma 11 tabanında x, sayılar aynı. X eşittir 33 geldi. X üzeri log x eşittir x bölü 10 üzeri 9 üzeri 9 bölü 2 demiş. X kaç olabilir? Şimdi x üzeri log x sorularında arkadaşlar şu taban neyse bir daha o tabanda işlem yapmak lazım. Bu log x yazılmayan taban 10'dur. Her iki tarafın logunu alıyoruz bu yüzden. Bunların biraz çözümü ezberde hatırlayın. Demin bir tane de soruda yapmıştım yine böyle. Her iki tarafın logunu aldım. Log x üzeri log x log x bölü 10'un 9 bölü 2. kuvveti oldu. Şimdi ne olur? X üzeri log x'teki log x başa gelir. Log x çarpı log x oldu. Sonra 9 bölü 2'deki bu başa gelir. En başa atalım. Log x eksi log 10 diye de bunu böyle yazmamız lazım. Buna göre log x çarpı log x, log x'e t diyelim. T kare. 9 bölü 2. Log x'e t demiştim. Eksi 1. Böylece arkadaşlar t kare eşittir 9 bölü 2t eksi 9 bölü 2 oldu. Payda eşitlersek 2t kare bölü 2 olur. Hepsini bir tarafa atarsam 2t kare eksi 9t eksi 9 eşittir 0 gelir. Çarpanlarını ayıralım. Pardon. 2t eksi 3 t eksi 3 oldu. Bakın 2t t. Şurayı da eksi 3, burası artı olarak geçecek pardon. Eksi 3, eksi 3 olacak. Böylece hakikaten çaprazlama yapınca eksi 9t oluyor ortası. Buraya göre o zaman t 3 olabilir. Bir deneyelim. T dediğim neydi? Log x'ti. O zaman x eşittir 10 üzeri 3 oldu. Diğerini denemeye gerek yok çünkü şıklarda yok ama o da 10 üzeri 3 bölü 2 demek olacaktı. Şıklarda yok zaten. X artı 1 üzeri log x artı 1 eşittir 100 çarpı x artı 1 demiş. Yine ezber soru tiplerinden biri aslında. İşte bakın 10 tabanında hem tabanda bilinmeyen var hem üstte bilinmeyen var. O zaman burada arkadaşlar 10 tabanında yine logunu alacağız her iki tarafın. Böyle bakın log log şeklinde. Haliyle log x artı 1 üzeri log x artı 1 olacak. Log 100 çarpı
x artı 1 gelecek. Böylece bu üstte olduğu için, x artı 1'in üstünde olduğu için başa gelir. Logaritma x artı 1 çarpı logaritma x artı 1 olur. Sonra logaritma 100'ü 2 diye ayırırız 10 üzeri 2'den ve log x artı 1 de böyle durur. Böylece arkadaşlar şöyle harf verelim, t kare diyelim, eşittir 2 artı t, t kare eksi t eksi 2 eşittir 0. Buradan da t eksi 2, t artı 1 eşittir 0. Yani logaritma x artı 1 ya 2'ye eşit olacak ki o da x artı 1'in 100'ü olduğunu söyler. Ya da logaritma x artı 1 arkadaşlar neye eşit gelecek? Burada eksi 1'e, yani 1 bölü 10'a. O da 0.1'dir. Buradan o zaman öbür tarafa atarsak, pardon eksi 1 önce yazayım. 1 bölü 10'a eşit olur. X artı 1 eşittir 0.1'den x eşittir eksi 0.9 oldu. Böylece ilk ne bulmuştuk? X artı 1 100 ise x buradan 99'dur. Bir de x'i 0.9, eksi 0.9 bulduk. Toplamları 98.1 geldi. Boşa gidiyor. Ln kare x eksi ln kare y 9 verilmiş. Log 2 x y, log 2 x bölü y ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir? Enteresan bir soru. Ln x eksi ln y çarpı ln x artı ln y eşittir 9 yazdım. Ln x eksi ln y nedir? Lnler aynı olduğu için ln x bölü y olur. Burası da ln x çarpı y olacaktır ve 9'a eşit. Şunları parantezli gösterelim. Şuraya bir a diyeyim, buraya da bir b diyeyim. Böylece e üzeri a x bölü y'dir. E üzeri b de x çarpı y'dir. Ln x çarpı y b'ye eşit olduğuna göre. Buna göre log 2 x çarpı y gördüğüm yere log 2 e üzeri b yazacağım. Çarpı log 2 e üzeri a yazacağım arkadaşlar. Eşittir nedir diye soruyor. Üst başa gelir çarpı b log 2 e. Üst başa gelir çarpı log 2 e. Log 2 e sorunun biraz şıklarından yararlanarak a çarpı b. Log 2 e'yi 1 bölü ln 2 olarak yazabiliriz arkadaşlar. Ters çevirdim. Yine log 2 e'yi 1 bölü ln 2 olarak yazabilirim. A, B neye eşitti? Bakın 9'a. O zaman 9 bölü ln kare 2 oldu. Şıklarda 3 ln 2'nin karesi var arkadaşlar. Böyle biraz ters bir soruydu açıkçası bu. Log sin x, sin 2x eşittir 2 denkleminin 0,2 pi aralığında kaç kökü vardır diye sormuş. Bakalım. Şimdi öbür tarafa atarsak sin x'in karesi eşittir sin 2x olur. Bu arada ne olmalı? Sin x büyüktür 0 olmalı. Sin x 1'e eşit olmamalı. Sin 2x de arkadaşlar 0'dan büyük olmalı. Bunu da hesaba katmamız lazım. Şimdi sin x'i t der, sin 2x de burada gerçi dursun. Sin kare x sin 2x'i de 2 sin x çarpı cos x diye yazalım. Sin x parantezini alırsak sol tarafta sin x eksi 2 cos x eşittir 0 olmuş oldu. Sin kare x eksi 2 sin x çarpı cos x. Böylece sin x eşittir 0 olabilir ama olamaz. Neden? Sin x çünkü 0'dan büyük olmalı. 2 sin x eşittir 2 cos x olur. Buradan da tanjant x eşittir 2 gelir her iki tarafı cos x'e bölersek. Tanjant x'in 2 olduğu arkadaşlar bir yer var. 0 ile 90 arası dar açı. Bir de neresi var? 180 ile 270 arası. Yalnız şuna dikkat etmemiz lazım. 180 ile 270 arası sin x nedir? Negatiftir. O zaman tan x'in sadece dar olduğu kökte cevap kabul ederiz. Dolayısıyla sadece bir tane kökü var. Uyduruyorum. Tan 200 mesela 2 olsun. O zaman sin 200 negatif olduğu için denklemi sağlamıyor. Bir yüzden elemiş olduk. Eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Logaritma sorularında tabii ki önce neye dikkat edeceğiz? İçi negatif olmamalı. Logaritmalı eşitsizliklerde arkadaşlar tabanı birden büyük yapın. Çünkü tabanı birden küçük yapınca
ters düşünmemiz gerekiyor. Aynı negatif pozitif sayılardaki sıralama sorularındaki gibi sıkıntı çıkarabilir. Yani zor olduğu için değil ama işlem hatasına müsait olduğu için ben bunları hep birden büyük yapma taraftarıyım. Eşitsizlik yön değiştirir, yön değiştirmez mevzusuna takılmamak için. Log 2 yapıyorum. 2 üzeri eksi 1'den eksiyi başa alıyorum. Şurada içeride bir ifade var. Büyük eşit 0. Her iki tarafı eksiyle çarparsak logaritma 2 küçük eşit 0 oldu. İçeride de log 3 x artı 1 bölü x eksi 1 var. Şimdi bir logaritmanın içi asla negatif olamaz. Yani sıfırdan büyük olmalı. Bu yüzden arkadaşlar log 3 x artı 1 bölü x eksi 1'in sıfırdan büyük olduğunu önce bir belirteceğiz. Bu olmazsa olmaz. Sonra 2'yi öbür tarafa attığımız zaman eşitsizlikte artık logaritma 3 x artı 1 bölü x eksi 1 küçük eşit 1 oldu. 2'yi öbür tarafa atınca. Hatta 3'ü de artık bu tarafa atarsak x artı 1 bölü x eksi 1 de ne gelecek? 3'ten küçük olmalı. Bu arada log 3 x artı 1 bölü x eksi 1 sıfırdan büyük olduğu için 3 öbür tarafa giderse x artı 1 bölü x eksi 1 de neyden büyük olmalıymış? 1'den. O zaman x artı 1 bölü x eksi 1 birden büyük olmalı. 3'ten de küçük olmalı. Bu eşitsizliği çözmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi yapalım. Önce şurası. Payda eşitlersek x artı 1 bölü x eksi 1 eksi x artı 1 bölü x eksi 1 gitti. 2 bölü x eksi 1 oldu. Bu sıfırdan büyük olması için tabii ki aşağının ne olması gerekiyor? X'in birden büyük olması gerekiyor ki pozitif olsun, pozitif bölü pozitiften. Gelelim şurayı yapmaya. Oraya da yaparsak o zaman bir renk değiştireyim. Yerim çok azaldı çünkü. Bakın şimdi x artı 1 bölü x eksi 1 eksi 3x artı 3 bölü x eksi 1 küçük eşit 0 olmalı. Buradan da 4 eksi 2x bölü x eksi 1 küçük eşit 0. Tablo yaparsak 1, 2, eksiyle başla, artı, eksi. Böylece arkadaşlar ne olacak? Küçük eşit olması için 2 ile sonsuz arası olacak. Neden 2 ile sonsuz yaptım? Çünkü normalde x birden büyük olması lazım ya, şurası kabul edemeyiz. Küçük eşit sıfırı sağlayan değer eksi sonsuz 1. Bir de 2'ye sonsuz ama x'in birden büyük olması gerekiyor. O yüzden burayı direkt kapattık. Böylece hem x büyüktür 1 olmalı hem de burada küçük eşit sıfırı sağlayan değer 2 sonsuz olmalı diyoruz. Bu şekilde bu eşitsizlik sorularında dikkatli olmanız gerekiyor. İçinin negatif olmaması gerektiğini, içinin pozitif olması gerektiğine dikkat etmelisiniz. Log c x küp gx de 96 x kare eğrilerinin kesim noktasının apsisi c kare olduğuna göre c kaçtır demiş. Şimdi bunların kesim noktasının apsisi c kare ise denklemi sağlar. Normalde biz çözüm kümesini nasıl buluyoruz? Y eşittir. İşte burada bir fx, y eşittir gx verildiğinde bunları birbirine eşitliyoruz. Böylece ortak çözüm kümesi bulurken önce eşitleriz. Madem c kare bunların kesim noktasının apsisi, denklemi sağlar demektir. Bu şekilde. Log cc birbirini götürür. Buradan da arkadaşlar bir de x küp varmış, pardon, onu unuttum ben. O zaman şurası x küp olduğu için c karenin kübü oldu. Yani c üzeri 6 oldu. C'ler birbirini götürdü. 6 geldi. 6 eşittir 96 c kare. Buradan da 1 bölü 16 eşittir c kare. C buradan 1 bölü 4 gelmiş oldu. Eksi 1 bölü 4 olursa taban negatif olur. O yüzden 1 bölü 4 olur. Gördüğünüz gibi normal dümdüz aslında ortak çözümden yararlanarak çözüm kümesi bulmak. 1 bölü 2 üzeri log 2 x kare eksi 1 büyüktür 1. Eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Yine bir eşitsizlik sorusu. Önce bu 1 bölü 2 2 kurtulmak için oradan bakın şöyle bir hamle yapacağım. 2 üzeri eksi 1 üzeri logaritma 2 tabanında x kare eksi 1. Bu eksi 1 üstün üstü çarpılır. Eksi logaritma 2 tabanında x kare eksi 1. Eksi geri üste gelir. 2 üzeri log 2 x kare eksi 1'in eksi birinci kuvveti. Böylece 2 log 2'ler gitti. Amacımız bu loglardan kurtulmaktı. Buna göre artık arkadaşlar ne geldi?
1 bölü x kare eksi 1 büyüktür 1 olmuş oldu gördüğünüz gibi, tamam mı? Burada yalnız yine soruda unutmamamız gereken şey, logaritmalar gitse bile sonuçta orada sorunun özünde logaritma var. İçerisi kesinlikle sıfırdan büyük olmalı. Bu yüzden eksi 1, 1 artı eksi artı şu şartlar altında sorunun cevabı kabul edilecek. Buna göre 1 bölü x kare eksi 1 büyüktür 1 oldu. Standart eşitsizlik çözelim, payda eşitleyelim. 1 eksi x kare artı 1 bölü x kare eksi 1 büyüktür 0. Buradan arkadaşlar bir kökümüz kök 2, bir kökümüz eksi kök 2, bir kökümüz 1, bir kökümüz eksi 1. O zaman eksi kök 2, eksi 1, sonra 1, sonra kök 2. İşaret eksi ile başlayacak. Eksi, artı, eksi, artı, eksi. Büyüktür 0 olduğu için burayı ve şurayı almalıyız. Peki eksi kök 2 ile eksi 1 bu eksi sonsuzla eksi 1 aralığında mı? Evet, o zaman alabilirsin demek. Bakın buna dikkat edeceğiz. Soru şu şartlar altında geçerli. Yoksa logaritmanın içi tanımsız olur. 1 ile kök 2 birden büyük mü? Evet, o zaman arkadaşlar cevabımız 1 kök 2 ile eksi kök 2 eksi 1 arasında. Eşitsizlik sorularında hep söylüyoruz, İçinin sıfırdan büyük olması gerektiğine dikkat edin. Log 3 a olduğuna göre log 1 çarpı 1 bölü 2, 1 çarpı 2 bölü 3, 1 çarpı 3 bölü 4, 1 çarpı 9 bölü 10 a cinsinden değeri nedir? Şimdi 1 çarpı 1 bölü 2 1 eksi 1 bölü 2'dir arkadaşlar herhalde. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 olması lazım öbürü de. Bakın şunu söyleyeyim size. 1 bölü x çarpı x artı 1, 1 bölü x eksi 1 bölü x artı 1'dir. Aklınızda bulunsun. Bu şekilde paydası eşitlenmiş durumu biz paydasından çıkartıyoruz. Paydaları ayırıyoruz daha doğrusu. Bu bilgiyi vermiş olayım. Böylece soru daha kolay bir hale gelsin. İşte 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4. Daha sonrasında da artık 1 bölü 9 eksi 1 bölü 10 yaptığınızda gerçekten aynı cevabı bulduğunuzu görmüş olacaksınız. 1 bölü 2'ler, 1 bölü 3'ler, 1 bölü 4'ler, en son 1 bölü 9 gidiyor arkadaşlar. Ne kalıyor geriye? Logaritma 1 eksi 1 bölü 10. Böylece logaritma 9 bölü 10 oldu. Logaritma 9 bölü 10'da nedir? Log 9 eksi log 10. Yani log 9 eksi 1. Log 9 dediğimizde tabii ki ne olacak arkadaşlar? 2 tane a olacak. Neden? Log 9 dediğin şey çünkü log 3'ün karesidir. Başa gelir 2 log 3 olur. Sakın a kare demeyin. 2 a eksi 1 olur. Burada soruda bence hani bilmeniz gereken bir şey şu arada karşınıza gelebiliyor. 1 bölü x çarpı x artı 1'in 1 bölü x eksi 1 bölü x artı 1 olduğunu görmek. Kural değildir, bir sonuç aslında. Bakalım şimdi buraya. Fx log cx, gx log bx, hx log ax fonksiyonunun grafikleri verilmiştir. Buna göre a, b, c1 sayılar arasındaki sıralamayı bulunuz demiş. Şuna dikkat etmemiz gerekiyordu arkadaşlar. Eğer logaritmanın grafiği böyle ise taban hangisi o? Yeşil olan ax. Taban arkadaşlar birden büyüktür. Birden büyük tabanlarda. Örnek log 5x gibi düşünün. Buna x'e 1 verdiğinizde 0 olur. 2 verdiğinizde işte 0 ile 1 arasında bir sayı olur. 5 verdiğinizde 1 olur. 25 verdiğinizde 2 olur. Gittikçe bakın böyle artıyor. Eğer bu şekilde azalan bir şekilde gidiyorsa arkadaşlar ne olur? B ve C küçüktür 1, büyüktür 0. Tabii ki içi aslan taban negatif olmaması gerektiği için. Neden? Örnek bakın logaritma 1 bölü 2 tabanında x olsun. X'e 1 bölü 2 versen 1 yapıyor. 1 bölü 4, 2 versen eksi 2 yapıyor. 4 versen, pardon 2 versen eksi 1 yapıyor. 4 versen eksi 2 yapıyor. Gittikçe azalıyor gördünüz mü? Bu yüzden taban 0 ile 1 arasındaysa gittikçe azalan bir fonksiyon olacak. Peki g mi daha büyük, f mi daha büyük? Ona karar verelim. Bunda sayı düşünün. Birisi 1 bölü 3 olsun, birisi 1 bölü 2 olsun, tamam mı? Log 1 bölü 3. X'i düşünelim. Log 1 bölü 2 X'i düşünelim. Burada şimdi arkadaşlar 1 veriyorum 0, 3 veriyorum eksi 1, 9 veriyorum eksi 2. Buradaysa 2 veriyorum eksi 1, 4 veriyorum eksi 2. Şimdi ne oldu? Bir tanesi 4'te eksi 2'ye ulaştı, bir tanesi 9'da eksi 2'ye ulaştı. O zaman artık şunu söylerim ben. Şöyle yapalım bakın.
Bir tanesi 4'te eksi 2'ye ulaşacak. Bir tanesi de 9'da eksi 2'ye ulaşacak. Eksi 2 mesela neresi olsun? Şöyle 9'u şunu biraz uzatayım ki şöyle bir yer. Bakın 9 da ileride olsun. Bu ancak 9 verince eksi 2'ye ulaştı. Bu 4 verince. Ha, o zaman ne anladık bakın. Şu gx arkadaşlar 1 bölü 2 gibi. Şuradaki fx de 1 bölü 3 gibi. Demek ki gx fx'ten daha büyükmüş. Oradaki yani o hangisi oluyor? Gx dediğimiz b. B demek ki arkadaşlar C'den daha büyükmüş. A bunların hepsinden büyük oldu. A, B, C 1. Bu arada A 1'den de büyük olduğu için A büyüktür 1, büyüktür B, büyüktür C şeklinde sıralandı. Anlamak için değer verdik. Birisi daha hızlı azalıyor, birisi daha yavaş azalıyor. Daha yavaş azaldığına göre arkadaşlar tabii ki o daha küçük olacak. 0 ile 1 arasında olduğu için. Gelelim buraya. Şekilde FGH fonksiyonların grafikleri verilmiştir. A, B, C tabanlarında, log tabanlarında x'ler verilmiş. A, burada A büyüktür, B büyüktür, C, C büyüktür, F1, B büyüktür, H1, A büyüktür, G1 ve F'in tersi A ile G'nin tersi B bilgilerinden kaç tanesi kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar burada bir kere şuna dikkat etmemiz lazım. Logaritma ne kadar hızlı büyüyorsa aslında tabanı o kadar küçüktür. Çünkü bakın şimdi logaritma 2'ye el alalım. Logaritma 3'e el alalım. Logaritma 4'e alalım. Şimdi siz mesela logaritma 2 tabanında aynı değerleri vereceksiniz. Buraya 8 verseniz 3 olur. Ama buna 8 verseniz henüz 9'a yakın bir sayı şey olduğu için 1,7 gibi falan bir şeydir uyduruyorum. Bu da logaritma 4 tabanında 8, 1,5'tür. Dolayısıyla hani buradan bile anlaşılıyor. En büyük gerçekten bakın ne oluyor? Burada logaritma 2 tabanında 8. O yüzden taban küçükken daha hızlı ilerleyecektir. Taban büyükken daha yavaş ilerleyecektir. Ağır. Logaritma 5 tabanında 25 anca 2 olurken logaritma 2 tabanında 4 hemen hızlıca 2'ye ulaşıyor. Bu yüzden arkadaşlar taban burada küçük oldukça şu görüntü daha büyük olur. O yüzden bu yanlış. C büyüktür F1. Bir kere F1 dediğimiz zaten logaritma A tabanında birer zaman sıfırdır. Haliyle tabii ki tabanlar sıfırdan büyük olması gerektiği için ikinci şık, üçüncü şık ve dördüncü şık kesin doğrudur. Sebebi dediğim gibi tabanlar her zaman sıfırdan büyüktür. Haliyle logaritma A tabanında bir de sıfırdır. B tabanında bir sıfırdır. C tabanında bir sıfırdır. Hangisi olursa olsun sağ taraflar hep sıfır. E bunlar da hep sıfırdan büyük zaten. F'in tersi A'ya gelelim. F'in tersi X ne demek? A üzeri X demek arkadaşlar burada. G'nin tersi X ne demek? B üzeri X demek arkadaşlar. Böylece F'in tersi A ne oluyor? A üzeri A. G'nin tersi B ne oluyor? B üzeri B. A normalde daha küçük bir sayıydı. A üzeri A, B üzeri B'den küçük olmak zorunda arkadaşlar. Örnek uyduruyorum. A 2 olsun. B de 3 olsun. E tabii ki 2 üzeri 2, 3 üzeri 3'ten küçüktür. Dolayısıyla 3 tanesi doğru. Geldik son soruya. Y üzeri logaritma 3 tabanında 3y eksi y üzeri 4 çarpı 3 üzeri 10 sıfırmış. Y'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar burada y üzeri logaritma 3 tabanında 3 artı ne olarak yazarız? Logaritma 3 tabanında y. Şu 3 tabanında 3y'yi bir açtım. Eşittir y üzeri 4 çarpı 3 üzeri 10. Logaritma 3 tabanında 3 1'dir. Y üzeri 1 artı logaritma 3 tabanında y'de y üzeri 1 çarpı y üzeri log 3 tabanında y olarak açılır. Bu da y üzeri 4 çarpı 3 üzeri 10'a eşit. Y 0 olamaz çünkü taban 0 olursa tanımsız olur. O yüzden bunları sadeleştirebilirim. Kafama göre sadeleştirmiyorum. Yani kök 0 olamaz burada. Y üzeri logaritma 3 tabanında y artık y küp çarpı 3 üzeri 10 olarak kaldı. Böylece y'yi öbür tarafa atayım. Y üzeri logaritma 3 tabanında y eksi 3 tabanları aynı üstleri çıkar. 3 üzeri 10 oldu gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacağız? Y'yi at öbür tarafa. Y log y olarak öbür tarafa geçti. Eşit oldu logaritma 3 tabanında y eksi 3'e.
Bu logaritma y tabanında 3 üzeri 10 olduğu için üst başa gelir. 10 çarpı logaritma y tabanında 3 olur. Burası da logaritma 3 tabanında y eksi 3 oldu arkadaşlar. Bu şekilde. Burada artık log y 3'e t diyeyim ben. Ya da log 3 y'ye t diyeyim. Bakın şimdi buna t dersem şöyle 10 bölü t 10 bölü t eşittir t eksi 3 oldu. Payda eşitleyelim. T kare eksi 3t artı 10 eşittir 0. Bu da nedir? T eksi 5 t artı 2. T dediğim neydi? Logaritma 3 tabanında y. Logaritma 3 tabanında y 5 olursa y buradan 3 üzeri 5 olur. Logaritma 3 tabanında y eksi 2 olursa buradan da y eşittir 3 üzeri eksi 2 olur. 3 üzeri 5 ile 3 üzeri eksi 2'nin çarpımı nedir? 3 üzeri 3. Bu şekilde yine fena olmayan bir soruyla bitirdik. Sorular gördüğünüz gibi aşırı derecede kolay sorular değildi. Biraz uğraştırıcı sorulardı arkadaşlar. Yorum yapmamız gereken sorulardı. Yaklaşık herhalde bir 40 dakika falan olmuştur. Bu şekilde burayı tamamlayalım. Logaritma soruları çözmeye devam edeceğim. Güzel sorularla görüşmek üzere. İyi çalışmalar.